Evet, bir de medyaya başlıyoruz. Haftanın son gününde bir aradayız. Melih Okur bizimle birlikte. Gazeteleri birlikte bakacağız ama Melih kısa süre önce Sabah Gazetesi'nde yazan bir ekonomi dünyasının önemli isimlerinden biri diyeceğim senin için. Tecrübeli bir gazeteci. Sabah Gazetesi'nden ayrılış hikayesine ilişkin de bize bilgi verecektir eminim. Bu süreçte Sabah ve ATV'nin satışı çok fazla gündemde, ekonomiyi iyi bildiği için ona ilişkin de sorularımız olacak Melia'ya. Ama bir son dakika gelişmesi var. Önce onunla başlayalım. 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan birçok isim vardı, önemli isim vardı. Bakanların çocukları da vardı onların içinde. Bir de Halkbank'ın genel müdürü. Halkbank'ın genel müdürü Süleyman Aslan şu saat itibariyle tahliye edilmiş. Daha önce de tek tek tahliyeleri duyuyorduk. Süleyman Aslan simge isimlerden biri. Neyle simge? Ayakkabı kutusunda bulunan 4,5 milyon dolar nedeniyle simge isimlerden biri. O paranın okul yapımında kullanılacağını ve bağış parası olduğunu söylemişti. Başbakan yolsuzluklarla ilgili konuşurken Halk Bankası'nın dolandırılmadığını, o paranın Halk Bank'tan gitmediğini söylemişti Süleyman Aslan'a. Ve sonra bu açıklamaların ardından gelen bir tahliye kararı var. Kamuoyunda genel bir inançta tek tek tahliyelerin geleceği biçimindeydi. Öncesindeki savcıların değiştirilmesi, polislerin tayinleri ve üzerine gelen tahliyeler de soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bunu ben böyle söylüyorum. Sen ne diyorsun? Ben Süleyman Aslan'ı Sabah gazetesinde 7. ve 6. kattaydı benim odam. Alt katta da Balmumcu şubesi vardı. O bankanın şube müdürü olarak tanırım. İyi bir bankacı olduğunu bilirim. Bir bankacının açıkçası evinde ayakkabı kutular içinde 4,5 milyon doları stoklamayacak kadar iyi bir bankacı olduğunu bilirim. Dolayısıyla eğer bankaya yatırılabilecek bir para olsaydı o bankaya yatırılırdı. Demek istiyorsun anladığım kadarıyla. Kibarca böyle evet. Demek istiyorum. Son derece polemik konusu. Ben 2001 krizinde holding bankacılığına çok karşı mücadele vermiş, habercilik yapmış bir gazeteciyim. Şimdi de holding biliyorsun medyacılığı var. Bu dönem de holding medyacılık dönemi. Dolayısıyla Süleyman Aslan'ın tahliyesi önce ailesine tabii geçmiş olsun diyelim ama Türkiye'ye geçmiş olmasın demek zorundayım. Süleyman Aslan iyi bir bankacı ise tahliye ile birlikte yapacağı ilk iş kameraların karşısına geçip hiç çekinmeden 4,5 milyon doların ne olduğunu korkusuzca sadece onu değil tabii. Sadece onu değil. Çünkü tabii. Başka iddialar da var. Süleyman Aslan'la ilgili 4,5 milyon dolar, ayakkabı kutusu içindeki 4,5 milyon dolar simgesi haline geldi bu 17 Aralık operasyonunda ama ondan sonra ortaya çıkan başka bir takım iddialar ve deliller, belgeler de var. O belgelerden birisi neydi hatırlatmak açısından söyleyeyim. Hazırlanan fezlekede yer alan para trafiğine ilişkin Excel tablosu. Kimin? Sarraf'ın. Sarraf'ın kendi hazırladığı bir Excel tablosu var. O Excel tablosunda hem Zafer Çağlayan'a gönderildiği iddia edilen paralar var. Ama aynı zamanda Süleyman Aslan'a gönderildiği iddia edilen paralar var. O tablolar o kadar detaylıydı ki Zafer Çağlayan'ın payından Süleyman Aslan'a gönderildiğine ilişkin bir telefon konuşması da söz konusu. Hatta bu yüzden Zafer Çağlayan'la Sarraf'ın bu parayla ilgilenen insanları arasında ve Sarraf'la Zafer Çağlayan arasında tartışma da çıkıyor miktar konusunda. Bu kadar gönderilecekti. Niye daha az gönderildi? Çünkü senin payından Süleyman Aslan'a para gönderildi biçiminde. Şimdi bütün bu iddialar ortadayken gelen tahliyeye soru işaretleri dememin nedeni o. Bütün bu iddialar ortadayken böyle bir tahliye gelmesi. Bir de Kılıçdaroğlu'nu hatırlatalım. Sarraf'ta dışarı çıkarılacak konuşmaması konusunda uyarıldı. Merak etme tahliyen gelecek. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Biçiminde bir iddiası da vardı var. Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Kapalı Çarşı'da 300 metrekarelik ofis, güzel kızlar, güzel servis ve milyon dolarlık tabii ki altın takası trafiği. Artık karşıda yer vermek istemiyorum. Türkiye'nin en büyük kamu bankası ama tabii ki kamu bankasının ortaklık yapısına baktığınızda yönetim yine hazinedir Halk Bankası. Burada 9. kat, 17. kat bu trafiği yöneten merkezler. Bu merkezlerden açıkçası olaya o pencereden bakmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bakmak lazım ama gerekli olan... Biz sadece olan anekdotları veriyoruz. 8 kişi daha tahliye edilmiş Süleyman Aslan'la birlikte. Şimdi arkadaşlarım söylediler. Yeni bir gelişmeydi bu. O 8 kişi kim onu bilmiyoruz. Gözaltına alınanları 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Zafer Çağlayan'la birlikte çalışan isimler, oğluyla birlikte çalışan isimler, Zafer Çağlayan'ın oğlu,
aynı zamanda İçişleri Bakanı'nın oğlu ve çevresindeki birkaç kişi şu anda gözaltında Sarraf ve adamlarıyla birlikte, tutuklu bir durumdalardı. 17 Aralık operasyonundan sonra gözaltından tutuklandılar. Onlarla ilgili tahliye kararlarını veriyoruz. 8 kişinin ismi belli olduğunda da verelim. Bu yolsuzluk operasyonlarına döneceğiz, dönmesine ama dün akşam Kanal D Haber'de yayınlanan bir görüntü var. Müsaade edersen onunla bir devam Tabii edelim. Ki. Çünkü o görüntü çok önemli bir görüntü. Kabataş'ta bir başörtülü kadının 80-100 kişilik bir grup tarafından taciz edildiği, dövüldüğü, yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün çıkarıldığı, hatta çocuğunun bile darp edildiği biçiminde iddialar vardı. Kadın bu tip açıklamalarıyla birlikte savcılığa da başvurdu. Olaydan 5 gün sonra doktordan raporlar alındı ve bu failler bir türlü bulunamadı. Ama da bir de görüntü muamması vardı. İşte o görüntüler şimdi ekranda. Ekrandaki görüntüler ilk kez ortaya çıktı. Dün akşam Kanal D'nin ana haberinde yayınlandı. O görüntülerden biz durumu tespit etmeye çalıştık. Aslında polisin de bu görüntüler üzerinden bir takım tespitlerini dün akşam Kanal D'ye ortaya koydu. Görüntülerde kadın bir şekilde tespit edilmiş durumda. Kabataş iskelesinden çıkıyor. Karşıya geçiyor. Yanından 8-10 kişilik bir grup geçiyor. O grupla herhangi bir tartışması yok. Sonra 10-15 kişilik bir grup geliyor. O grupla yaklaşık 45-50 saniyelik bir tartışma olduğuna ilişkin bilgi var. Ne olduğunu tam olarak göremiyoruz orada. Ancak polisin söylediği sözlü tartışma, bir taciz söz konusu değil biçiminde hazırlanan fezleke bu yönde. Ama bize bir takım ipuçları veriyor bu görüntü, değil mi? Mesela şu anda başörtülü başka kadınların oradan geçtiğini görüyoruz. Onlara ilişkin herhangi bir sıkıntı en azından göze çarpmıyor. Kabataş'ın önünde olağanüstülük yok. İnsanlar yani ifadeleri hatırlayalım. Niye bunu arıyoruz, niye olağanüstülüğü arıyoruz da yanıt olarak söylemek açısından. Yerlerde sürüklendi, başbakanın ifadesiyle yerlerde sürüklendi. Benim çok yakın tanıdığım bir ismin gelini demişti. Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın gelini o. Yerlerde sürüklendi. 80-100 kişilik bir grup, üstleri çıplak, elleri deri eldivenli denmişti. İfadeler bu şekildeydi. Bu ifadelerden yola çıktığımızda ortaya çıkan sonuç veya görüntü, ortam bir olağanüstülük cezbetmediği için ifadelerin biraz doğrudan uzak olduğuna ilişkin kanı uyandırıyor bizde. Peki bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra neler yapıldı? Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra mağdurun avukatı bir açıklama yaptı. O açıklamada diyor ki, olayla yürütülen soruşturma aşamasında olayın meydana geldiği bölgede bulunan bir kısım OBS kameralarının tahrip edildiği, tahrip edilmeyen kısmının ise olay yerini kaydetmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla olay yerine ait net teşhise müsait görüntülere ulaşılamamıştır. Basında yayınlanan kamera kayıtları da MOBESA kamerası kaydı olmayıp bu nedenle net ve belirgin görüntüler içermemektedir. Evet, bu görüntüler net ve belirgin değil. Kadını takip etmiyor. Çok daha iyi görüntüler olsaydı keşke biz de daha iyisini bulabilseydik. Ama bu görüntüler bize fikir veriyor, değil mi? Veriyor tabii. Ben sadece kendi meslektaşlarımın bu konuya nasıl yaklaştığını merak ediyorum. Çünkü ben Türkiye'de hiç kimsenin... Kim o meslektaşlar? Söyleyelim. Elif Çakır, Balçiçek Pamir ve İsmet Berkan. Üç gazeteci, işte bu olayla da ilgili simge, üç isim sayacaksak üç gazeteciden bahsetmemiz lazım. Türkiye'de kadın, erkek, açık, kapalı benim için fark etmiyor. Ben insanlara böyle bakmıyorum. Herkese hürmetim ve saygım var. Anlatıldığında büyük vahşet olarak herkes kabul etti bunu zaten. Aynen. Bu olayları da izleyen bir sorumlu Türk vatandaşı olarak olaya bakıyorum. Dolayısıyla bu görüntülerde açıkçası hiç kimseyi zora sokacak hiçbir şey yok. İşte ben orada duruyorum ve açıkçası bu mesleğin, hani holding medyacılığı diyorum ya artık, bu mesleğin gerçekten yeniden sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu işin bir de siyasi boyutuyla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlarımız gazetelerdeki haberleri de versinler. Hürriyet gazetesi Gezi'deki iddia kamerada yok biçiminde vermiş bu haberi. Dün akşam yayınlanan haberi. Bir Gün gazetesinde var, yalanınız batsın diye vermiş Bir Gün. Ve Sözcü gazetesinde var, Yüzyılın Yalanı diye. Bu işi ortaya çıkartan, üzerinde konuşan, konuşturan Star gazetesinde bununla ilgili bir haberi görmüş değiliz. Yeni Şafak'ta, Akşam'da ve benzer gazetelerde de, Sabah gazetesinde de bu haberi göremiyoruz. Bu işin siyasi boyutuna ilişkin söylemek istediğim de şu. İki unsur vardı gezi sırasında. Bir, camide içki içildi. Kadınlar, erkekler caminin o kurallarına uygun biçimde hareket etmediler.
diye başbakan bunu meydanlardan söyledi ve şikayet etti. Gezi'yi, gezi eylemlerinde yer alanların aslında dine de saygısı olmadığına ilişkin bir mesaj verdi topluma. Birincisi buydu. İkincisi, bu mesajı perçinlemek için bir yakınımın gelini yerlerde sürüklendi. İfade aynen böyleydi. Başbakan tarafından söylenmiş bir ifade. Şimdi gördüğümüz kadarıyla, çünkü oradan arabalar geçiyor, başörtülü başka kadınlar var, güvenlik elemanları var Kabataş iskelesinin. Kimse farkında değil. 80-100 kişilik, üstü çıplak, elleri deri eldivenli bir grup olsa herhalde herkes dönüp bakar. Yani ne oluyor diye, en azından ne oluyor diye müdahale etmese diye bakar. Ama bunlar olmadığına göre verilen bu mesajların da aslında kendi tabanını çok sıkı tutmak için verilmiş mesajlar, ama son derece tehlikeli mesajlar olduğunu o zaman da söylemiştik. Bugün ortaya çıkan görüntülerle birlikte tehlikenin boyutunun 3-5 kat arttığını da söyleyelim. Bir de o günkü Star gazetesine bakalım mı? Star'ın bakalım, manşeti. Bakalım bakalım. Yani Star'da Elif Çakır Mağdure ile konuştuktan sonra bir tam sayfa haber olarak verildi. Kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyordu biçiminde o günkü haber Star gazetesinde verilmişti. Sonrasında da Elif Çakır dinlediklerinden utandığını, gözyaşlarına boğulduğunu söylemişti. Ben iyi niyetine de inanıyorum Elif Çakır'ın. Çünkü ben böyle Elif'i bir çok anlatım, iyi tanıyan biri olarak, evet, ben daha sonra konuşmalarına da baktım. Çok ama iyi niyetli ve sağduyulu bir yaklaşım vardı. Ama birileri kullanılmış burada. Ben öyle algılıyorum. Eğer başka görüntüler, başka yerde olmuş bir olay yoksa diyorum. Haklısın. Değil mi? Ben de haklısın diyorum. Evet, İsmet Berkan'la ilgili bölümde ise İsmet Berkan bu görüntüleri gördüğünü söylemişti. Tacizden bahsetmişti. Herhalde onun da söyleyecek bir iki cümlesi olabilir. Baltışek Pamir de Mağdure ile konuşmuştu. O konuşmadan sonra o da benzer şeyler yazmıştı. Dün akşam sosyal medya üzerinden bana değil, bana bunu söyleyenlere sormak lazım. Bu görüntülerin ne manaya geldiğini biçiminde bir mesaj da verdi. Haklı, çünkü bir şekilde anlatılmış. Bu tip haberlerde tabii söyleyenlere değil, görüntüyü görüp gazeteci olarak sorularını sorup yazı yazmak gerektiğine inanırım. Çünkü hepimize binlerce bilgi geliyor. Her bilgiyi tek tek check etmek durumundayız. Yani her kesimden insanla görüşebilir gazeteci. Evet. Her bilgiyi de tek tek check etmek durumundadır. Bu yapılmamış gibi görünüyor ama biz bunu check etme şansı da yok ki Melih, nasıl check edeceksin? Ama o zaman yazarken hadi anlatım, her anlatımı kulis, dedikodu diye yazarsanız Başbakan sonuçta, kürsüden söylemiş. Başbakan söylemiş, o zaman görüntüleri isteyecek başbakanlıktan. Başbakan görüntüleri izleteceğim dedi ama o görüntüleri hiç izletmedi. Görüntüleri başbakan izletecek, ondan sonra o soru işaretini en azından orada koymak lazım diyorsun. Aynen, ben buna inanırım. Olmaz. Kim olursa olsun önce görüntü. Evet, yolsuzluk operasyonunda yeni haber, 8 kişi birlikte Süleyman Aslan'la birlikte tahliye edilmişti demiştik. Şu andaki durum şu, tablo şu. Bakan çocukları, yani Zafer Çağlayan'ın olmamışlar. Bakan çocukları, Zafer Çağlayan'ın çocuğu ve Muammer Güler'in oğlu Barış Güler olmak üzere bir de Rıza Sarraf içeride şu anda. 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Onun dışında herkes tahliye edilmiş. Şimdi gelen haber de bu yöndeydi. Biraz bakalım mı Sabah gazetesine, havuz meselesine, senin sabahtan ayrılmana niye ayrıldın, kovuldun mu, ayrıldın mı? Bir kere oradan şey yapalım, söyleyelim. Kovuldu kelimesi hoş bir kelime değil. Ben seviyorum onu gazeteciler. Ben çok sevmiyorum. Sonuç itibariyle ben her 7-8 yılda bir gazetecinin bulunduğu yerden rotasyonla farklı bir yere geçmesi gerektiğine inanırım. Daha önce çalıştığım yerde de aşağı yukarı aynı sürede beraber çalıştık ve oradan aslında gitmek isteyen ben kendimdi. Çünkü ben bir gazetecinin fikri olmadan önce bilgisi olması gerektiğine inanan ve o kuşaktan öyle yetişmiş bir gazeteciyim. Okumaya, bilgiye çok inandığım için sürekli kendimi yenileme gereğini duyarım ve bu rotasyonu da öyle görürüm. Sabaha gitmemin nedeni de buydu. Sabahtan ayrılmak isteyişimin nedenine gelince, tabii ki özellikle 2011'deki seçimler sonrası sabahta tat tuz kalmamıştı, açık söylemek gerekirse. Yani çok keyifli değildi. Doğrudan doğruya bana ve yazılarıma bir müdahale var mıydı? Hayır, yoktu. Şimdi burada haksızlık etmek istemiyorum. Ama adı konmasa da benim kafamın içerisinde oluşturduğum bir, tabii ki sansür silsilesi zinciri vardı. Otosansürden mi bahsediyorsun? Elbette. Ben bundan çok rahatsızdım. Çünkü ben otosansürü kendisi adına kabul... Uyguladın mı kendine?
yani diplomat oldum. Yani gazeteci olarak diplomat oldum. Yazarken yani ne yazarsan kızacaklarını bildiğin için ona göre hareket kızmaktan ediyordun, öte her kelimeyi dikkatli yazıp yazılarımın hiçbir şekilde sansürlenmemesi gerektiğine inandığım için hep dikkatli oldum. Ancak özellikle iki konuda bir kere yazım tabii ki devre dışı kaldı. Bir kerede de neydi o yazı? O tabii ki milliye satışıyla ilgili Ali Karacan'la söyleşi yapmıştım. İki bölüme ayırmıştım. Çünkü ben herhangi bir şeyin tarafı değilim Türkiye'de. Sadece tabloyu ortaya koyuyorsun. Tabloyu ortaya koyarım. Yani benim işim bu. O olmuştu. İkincisi 17 Aralık operasyonu sonrası ben bir yazı yazdım ve yazının adı Temiz Türkiye yazısıydı. Bu benim çok inandığım, kim olursa olsun yolsuzluğa, rüşvete, uğursuzluğa karşı duruşumdur. Bu yazı birilerini çok rahatsız etmiş olabilir. Bunun daha iyi anlıyoruz değil mi o yazının ne manaya geldiğini? Tabii ki orada çok nettir. Yani ben yolsuzluklarla, rüşvetle mücadele edilmesi gerekir ama devletin içinde ayrı bir paralel devlet demiyorum. Matematikçiler iyi bilir. Biz her kelimeyi yanlış kullanıyoruz. Paralel ne? Sonsuzluk mu? Bilmiyorum ben. Onun için devletin içindeki ayrı bir devletin de çok iyi analiz edilmesi gerektiğine inanan biriyim. Çünkü ben ekonomiyi, parayı izlerim. Parayı izleyen siyaseti çözer. Vatandaş sokağa gitti mi sadece işler nasıl, kime oy vereceksin, memleket nasıl gidiyor dediğinde tek cevap veriyor. Ya ne diyorsunuz siz, dolar mı oynadı? O yüzden hayatından memnun görüntüsü çizer. Benim anlatmaya çalıştığım şu, yolsuzluk, rüşvet, bunun yanı sıra tabii ki devlet içindeki ayrı devlet. Yani zaten kayıt, bunu becerebilsek kayıt dışı ekonomiydi bundan önceki dönemde devlet içindeki devlet. Yani bir yapı varsa, savcılar birilerinden talimat alıyorsa, polisler birilerinden talimat alıyorsa, amirleri dışında birilerinden talimat alıyorsa ve belli bir yapıya çalışıyorlarsa, onların amacına hizmet ediyorlarsa elbette bunun ortaya çıkartılması lazım. Kim tarafından? Devlet tarafından, devleti yönetenler tarafından, yani iktidar tarafından. Değil, tabii ki iktidar çıkartacak. Ama yolsuzluk varsa, usulsüzlük varsa, bir takım paralar birilerinin cebine akıtılıyorsa, bir takım işler kolaylaştırılarak bakanlara 50 milyon dolar gibi paralardan bahsediliyorsa, vatandaşlık karşılığında işte 20 milyon dolar, 30 milyon dolardan bahsediliyorsa, bakan çocuklarına veriliyorsa bu paralar. Ya da bir bakan çıkıp, alo oğlum kaç para var, nedir oradaki durum diye sorabiliyorsa operasyon sırasında, oğlu da 1 trilyon var çok para yok diyorsa bunları da konuşmayacağız mı? Her şeyi konuşmalıyız. Yazmayacağız mı? Şeffaf olacağız, şeffaf. Paranın izini takip et, gerçeği bulursun. Her şey paranın peşinden peki, gitmekle olur. Şimdi bir söyler misin bana bu havuz meselesini nasıl takip ediyorsun? Şu anda yazıyor olsan ne yazar? Ben açıkçası sabahın 1 Nisan 2007 Türk medya tarihinde kritik bir gündür. Ben 1 Nisan 2007'den 15 gün önce herhangi bir konuyla ilgili dönemin TMSF başkanını aradığımda sohbet ediyor idik. Sabah ve ATV ile ilgili bana bir yolculuk ve durumdan söz etti. Ben de çalıştığım gazetede aslında o süreçten önce gazeteyle ilgili sıkıntıyı yazan bir gazeteciyim. Evet. TMSF geldi. TMSF sonrası tabii ki Ahmet Çalık buraya aldı. Ben Ahmet Çalık'a medya işine girmemesi gerektiğini söyleyen bir gazeteciyim. Bana sordu bir gün bir toplantıda karşılaştık. Siz niye dedin, girmedin? Niye giriyorsunuz ki, sizin işiniz değil dedim. Çünkü ben işi olmayan entelektüel düzeyi ya da entelektüel kesimle birebir iletişim kurmamış basın patronlarının basın dünyasına çok fazla bir şey veremeyeceklerini bilen biri olarak söyledim. Bu başka geçici değil. Olur manasında. Geçici olur. Çünkü bizim geçici farklı farklı patronlara değil, kurumsal olarak bu işi içselleştiren, insan hakları, özgürlük, demokrasi, bunlara kafa yoran, daha küçük ölçekli işletmelerden oluşması gerektiğini inandığım sonrasında için söyledim. Sonrasında zaten biraz haklı çıktın çünkü Çalık bu meseleyi götürürken işte siyasi çalkantılar da meydana geldi ve son noktaya kadar gelindi. Ve biliyoruz ki Ahmet Çalık aldığına pişman oldu Sabah Gazetesi'ni ve ATV'yi. Sonrasında da devretmek için formüller arandı. Formüller arandı. Burada i̇şte havuz dediğimiz mesele 1.250 milyon dolarlık bir satıştan söz ediyoruz. O zaman haklı 2007'de. Olan, mantığı olan 2007-2014.
tam da dünya krizinin, büyük krizin başladığı bir dönemde. Bugün ise 630 milyon dolardan bahsediyoruz. O tabii ki o başka bir şey. Bu biliyorsunuz 500 milyon dolar nakit ödendi alınırken. Evet. 1.2 milyar dolarlık ihale olduğunda özellikle Katar'la ortak artı Ahmet Çalık'ın yani 120 milyon dolar da Ciner grubundan kalan para vardı. Bir 500 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Büyük bir rakamdır. Bu 630 milyon dolar aslında o paranın teslimi olabilir. Bilemiyorum. Kalan kısmı kredileri devralmak biçiminde mi olur? Bankasından alınan krediler de var. 750 milyon dolar. O da yapılandırıldı ve ödemeleri devam ediyor. Sonuç itibariyle tabloya baktığımızda Çalık buna zararlı çıkmayacak mı diyorsun? Çok büyük zarar. Sadece zararlı çıkacağı yani ne olabilir? Çalışanlara verdiği maş olabilir diye düşünüyorum. Ama bir şey de kazanmışlar. Sonuçta büyük işletmedir Sabah ve ATV. Dolayısıyla halka açık olsa bilanço büyüklüklerine bakarız. Ama bilançolarla ilgili rakam okumayı sevdiğim için burada spekülatif olur diye vermek istemiyorum. Ama grubun bütün rakamlarını da yakından takip eden bir gazeteciyimdir. Benim de özelliğim odur. Onları da iyi bilirim. Peki yeni ortak için, yeni sahip için ne diyorsun? Yeni sahipler için demek sahipler lazım. Veya sahip belli mi? Bilmiyorum ben. Şu an Sabah'ın sahibi kim sizce? Kalyoncu diyebiliyorum ben. Kalyoncu ailesini iyi tanıyan biriyim. Limak'ı iyi tanıyan biriyim. Mehmet Cengiz'i çok iyi tanıyan biriyim. Nihat Özdemir borç verdim dedi Kalyoncu. Hepsi birilerine bilmiyorum. Borç vermiş. Bilmiyorum. Herkes birbirine borç vermiş görünüyor. Kalyon ailesinin yani Zirve Holding yeni kurulmuş bir holdingdi. Rahmetli Hasan Kalyoncu'yu tanırım. İşin piriydi. Düzgün bir adamdı. Her şeyden önce namuslu bir adamdı. Çok ani bir biçimde öldü. Şimdi çok geniş bir ailedir Kalyoncu ailesi ve burayı götürmeye çalışıyor. Onların da aslında işleri değil. Onlar da inşaatçı, farklı işler yapıyorlar. İnşallah yolculukları iyi olur. Biz soruşturmadan anlıyoruz ki onlar da zevkle ve isteyerek bu medya dünyasına girmek için çaba sarf eden bir aile değil. Bir işletme kim değil, böylesine bir görevlendirme, rekabetin sürdüğü, bir görevlendirme, para kazanmanın zor olduğu bir görevlendirme olduğunu görüyoruz değil mi? Medya. Öyle bir durum var yani. O hiçbir şey söylemeyeyim ben. Bence söyle çünkü çok ortada. Bazen konuşmak yerine susmak lazım. Daha peki anlamlıdır. Milliyet Gazetesi'yle bir bakalım mı? Oğlum bakalım. O savcılara dava açacak demiş başbakan. Eski milletvekilleriyle buluşmuştu. Evet, gelinen noktada en azından 17 Aralık operasyonuna baktığımızda bu kadar tahliyeler geliyorsa 25 Aralık operasyonunun nasıl devam ettiğini de bildiğimiz için bir davanın savcılara karşı açılmasına kimsenin şaşıracağını da pek zannetmiyorum. Tabii ki. Habertürk gazetesi o tapeler delil olmaz başlığını vermiş. Kime dayandırmış? Hüseyin Çelik'e. Hangi tapelerden bahsediyoruz? Muammer Güler'le oğlu Barış Güler arasındaki konuşma. Yani Kemal Bey'in grupta okuduğu konuşma. Yani. Oğlum kaç para var? Çok para yok baba. Oğlum kaç para var? İşte biraz var baba. Oğlum kaç para var? Az bir şey var baba. Oğlum sen biliyorsun baba. Kaç para var oğlum? Bir trilyoncuk var baba. Konuşmasından bahsediyoruz. Bu konuşma Muammer Güler'in danışmanıyla işte savcının özel kalemi arasındaki telefonlar arasındaymış. Bu nedenle de tapeler delil olarak gösterilemezmiş. En azından davada tape delil olarak sayılamazmış. Peki davada sayılamaz ama biz bunu biliyoruz ve bu konuşmayı en azından AK Parti'nin normal bir şekilde değerlendirip Muammer Güler'i seçim çalışmalarında görevlendirmek yerine biraz daha kenara çekmesi gerekmiyor mu? Yani biraz utanması gerekmiyor mu sence? Türkiye'nin utanması gerekiyor. Ya önce AK Parti'nin utanması gerekiyor bence yani, Muammer Güler'den bu konuşmayı yaptığı için. Açıkçası ben niye utanayım? Hayır. Türkiye'de şapkayı önüne koyacak. Türkiye'nin temel bir sorunu var. Türkiye yolsuzluğa, uğursuzluğa, rüşvete, hırsızlığa karşı tetikte olmak zorunda. Onun için Türkiye utanmalı diyorum. Tetikte hepimiz olacak utanmalıyız. Ama nasıl çözeceğiz ki bu meseleyi? Çözüm içinde İçişleri Bakanı ise tavrımızı koyacağız. Tavrımızı nasıl koyacağız? Koyuyoruz işte haber yaparak ama haber yapanları da Ali Fatih meselesi var. Ama şöyle medyadaki bu bölünmüşlük zaten Türkiye'nin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Medya bir şeyin tarafı olmak zorunda değildir. En azından bunları söylememiz lazım. Ali Elbette. Fatih varsa Ali Fatih'i söylememiz. Ali oğlum varsa oğlumu söylememiz gerekiyor herhalde. 3 aşağı 5 yukarı.
Devam edersek Kürtlere ağır küfür yine bu havuz meselesiyle ilgili olarak belki sen de görmüşsündür. İş adamlarının kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan yola çıkarak ortaya çıkan bir tapeydi. Sözcü gazetesi 2 gündür dün akşamdan itibaren başlayan yine Haramzadeler adıyla Twitter'da yayın yapan bir birilerinden bahsediyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz ama biz de bilmiyoruz, bu Haramzadeler bir takım belgeler koyuyorlar ortaya, bir takım görüntüler koyuyorlar. Dün akşam fotoğraflar koydular. Etiler Polis Okulu'nda yapılacak yeni projeyle ilgili. Güzel bir proje olduğu görünüyor. Başında fotoğraf çektiren isimler 17 Aralık 25 Aralık operasyonunda gözaltına alınmak istenen ama polisin gözaltına almadığı, sonrasında tek tek gidip savcılığa ifade veren isimler. El kadının oğlu da var. Başka bir Suudi iş adamı da var. Bosforuz 360'ın yöneticileri de orada var. Ve Etiler'deki polis okulu arazisi alınmadan projesinin hazır olduğu ve onun çantada keklik görüldüğüne ilişkin bir bilgiyle beraber vermiş. Var mı söyleyeceğim bir şey buna? Ne söyleyebilirim? İnanıyor musun? Ne önden, söyleyebilirim yani sanki ki? Her şey bitmiş gibi bu projeler, bir de iş dünyasını bilirsin sen, yani projeler hazırlanmış. Daha satılmamış. Tapusu belediyenin elinde. Nasıl satılacağı belli değil. İhalem var yok mu belli değil ama masanın üzerinde kocaman bir maket görüyoruz. Bütün projeler sanki 3 aşağı 5 yukarı kafada hazırlanmış. Yapar mı iş adamları bunu satın almadan bir araziyi? Her şey olabilir Türkiye'de. Bu da olabilir bir şey midir? Olabilir. Yani sen bir şey, inşaat dünyasında bildiğin için söylüyorum. O inşaat dünyasında bir arazi var. Bu araziyi satın almadan önce bütün projeler hazırlanır mı? Yoksa kafasında düşünün, ben buraya bunu yaparım, şunu yaparım, bu kadar değerli. Yani bu bahsettiğimiz şirketler de burada arazi var, şunu kapatalım da şunu yapalım diye işlere bakmaz tabii ki. Sonuçta kadroları var, ekipleri var. Kamu ihalelerini ya da özel sektöre ait iyi yerleri izleyen piyasa tabiriyle ajanları vardır, şirketleri vardır. Nereye ne yapılabilir, bunları takip ederler. Projelendirirler, ona göre yola girerler. Yoksa gözleri kapalı, hadi bunu da alalım, bunu da kapatalım diye de yapmazlar. Eğer bunu yapanlar varsa onların da aklına şaşarım diye düşünüyorum. Ya bunu normal bir uygulama olarak gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bir imayla da değil. Normal bir uygulama, bir işte Zorlu Karayolları'nın Zincirlikuyu'daki arsasını ihaleye girdi ve satın aldı. Evet, İhaleye belki. Girip satın almadan önce maketlerini hazırlatıp orada ne yapacağını ve o arsayı nasıl değerlendireceğini önünde görmüş müdür? Tabii ki. İhaleye girmeden önce. İhaleye girmeden önce değil. İhaleye, ben şöyle bir olay anlatayım buna. Zorlu bankasını yeni satmıştı. Bursa'da bir toplantı vardı. Beni de oraya davet etti, gidelim dedi ve ben de Bursa'ya gittim. Bursa'da herkes aşağıda, ben de yukarıda, yukarıya davet ettiler beni. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez falan var. Nasıl? Oturduk, sohbet ediyoruz. Baktım bütün iş adamları sadece ve sadece inşaat işinden konuşuyorlar. Onu öyle yaparız, bunu böyle yaparız, şunu şöyle yaparız. Ben birden kaldım, döndüm bunlara. Dedim ki beyler, fabrikalar ne olacak? Biz dediler, bu coğrafyada en zorlu iş sanayici olmak. Biz bu fabrikalardan kurtulacağız, hepimiz bu işi yapacağız. Dedim ki siz deseniz rantiye olacaksınız. İmar rantıyla iş yapacaksınız. Evet dediler, çok üzüldüm. Bu 2005 veya 2006 yılıydı, öyle hatırlıyorum. Sonuç itibariyle herkes kazanacağı paraya bakıyor. Ama bu doğal bir şey değil mi? Bu çok doğal. Dev bir proje için ihaleye gireceksiniz. Bunun için çok büyük maketler, çok büyük plan, program tabii ki yapmazsınız. Ama en azından danışmanlarınız vardır. Danışmanlar, ne yapacağınızı bilirsiniz. Çünkü ona göre para ödeyeceksiniz. Buna göre adım atarsınız. Ama onun öncesinde bütün detaylarıyla bir meseleyi masaya yatırmak biraz bana sanki alacağından emin olmakla bağlantılı gibi geliyor. Bilmiyorum, benim kendi düşüncem uygulama farklı olabilir. Farklı uygulamalar ve farklı işlerle olabilir. Klasik yürüyüşü ve yolculuğu karıştırmamamız gerekiyor. Yani siyasi yakınlıklarla bazı işleri almak, bu rahatlığa kavuşmuş olmak işte Türkiye'nin temel problemi. Zaten işte belki de arsa arazi ve AVM, arsa araziler üzerine AVM yaparak para kazanmanın, senin az önce üzüldüğüm dediğin mesele, tabii, sanayiye göre daha fazla para kazandırır hale gelmesi. Bu ülkeye yapılan en büyük kötülük 10 yılda Türk sanayisinin kalkınma, köküne kibrit, evet, suyu çakmaktır.
En büyük tehdit bu. Tapelerden bahsettik, yolsuzluklardan bahsettik. Mehmet Yılmaz da yazmış. Çünkü Başbakan 30 yıllık villalar demişti Urla'dakiler için. 30 yıllık villalar da Google Earth'ü de kapat be Fatih demesi lazım. Çünkü Google Earth'e göre biraz durum farklı diyor Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz'ın yazısına bir bakalım. Olur. Başbakanın ve kızının senede 3 kere gittikleri bir villada tadilat yaptırmak istedikleri ortaya çıkınca hem başbakan hem de evin sahibi olduğunu iddia eden kişi "Hayır, o evler 30 yıldır var." diye açıklama yaptılar. Ertesi gün Google Earth görüntüleri gösterdi ki 30 yıldır orada olduğu söylenen villalar daha geçen yıl bile yokmuş. Yani şimdi bir açıklamanın palavra mı olduğunu, bizleri uyutmak için mi söylendiğini anlamak gazeteciler için çok daha kolay. Tabii gazeteye Alo Fatih hattı bağlı değilse. Evet, gazeteye Alo Fatih hattı bağlı değilse Google'da mı kapatmak lazım diyor. Bir şeyi söylerken aslında düşünmek lazım nasıl bir sonucu olacağını. Aynı Kabataş'taki mesele gibi diyebiliriz herhalde. Star Gazetesi'nin manşetine geçeceğiz. Ciner ve Koç'u 2 yıl dinlediler diyor Star Gazetesi. Devlet içinde özel bir dinleme ağı kuran paralel yapı, Park Holding'in sahibi Turgay Ciner, Fatih Saraç'tan şu anda çok gündemde olduğu için önemli, ile Koç grubunun patronu Mustafa Koç'u da 2 yıl boyunca sahte isimlerle dinledi. Savcı Akkaş tapeleri elden geçirdi. Adli önünde bildiri dağıtarak ünlenen savcı Muammer Aktaş'ın 25 Aralık operasyonu öncesi Ciner'in ticari ilişkilerini ve diğer görüşmelerde tüm tape kayıtlarını incelediği öğrenildi. Koç ve Ciner'in dinlendiği bilgisi daha önce internete sızan Gülen tapelerindeki Koç ve Ciner'le ilgili ifadeleri hatırlattı diyor. Ne demeye çalışıyor Star Gazetesi? Benim aklıma gelen şu. Bulmaca çözmek gibi bir şey. Ama başbakan diyor ya şantaj yapıyorlar, sizi de dinlemişler TÜSİAD'çılar dediği herhalde Koç'tan bahsediyor başbakan. Bilgi gidiyordur elbette. O bilgilerin işaretlerini biz daha sonra hükümete yakın gazetelerden mutlaka alıyoruz. Onlardan bahsediyor. Yani şunu diyor, Koç ve Ciner bugün Fethullah Gülen'le bir bağlantı halindeyse bunun nedeni onlara şantaj yapılması. Çünkü dinlediler ve şantaj yapıyorlar diyor muhataplarımız. Ciner TÜSİAD üyesi değildi. Koç'tan hemen bahsediyorum. Evet. Koç'tan bahsedelim. Koç tabii daha farklı. Daha farklı ama dinlendiğine ilişkin bir iddia ile ortaya çıkmış olması şu anda muhatapların bir açıklama yapması gerektiriyor. Muhatapları kim? Dinlediği iddia edilenler ve dinlendiği iddia edilenler. Herhalde bir şantaja uğradılarsa da iki satır söz ederler diye düşünüyorum bugün itibariyle. Akşam gazetesinde de çok ciddi bir haber var. O da diyor ki devlet biziz. Ne zaman? Kim söylüyor bunu? 7 Şubat operasyonunu yapan polisler. Polisler bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve kendi aralarında konuşuyorlar. KCK operasyonu. Şimdi arkadaşlar görüntüleri de ekrana getirecekler. Akşam komplere o görüntüleri aynı zamanda internet sitesine de koymuş ve orada bir arada konuşurlarken operasyon sonrasında görevden alınan polisler olduğunu düşünüyorum. Ses çok fazla duyulmuyor. Bir şöyle kısaca kulak verelim. Yani şu an onu görüyoruz. Yani böyle alışan adamların çok konuşuyoruz. İşte gerçek yakın işlerini dağılırsa şey yaparlar. Bu işler çekiliyoruz. Evet, çok fazla görmüyoruz. Şunu anlayabiliyoruz. Dinleme kayıtlarından bir ortam dinlemesi bu. Bir ortam dinlemesine ilişkin kayıt. Belli ki bunun üzerinden bir soruşturma da yapılıyor. 7 Şubat'ta operasyonu yapan bazı polislerin görevden alındığını biliyoruz. Polis şeflerinin görevden ayrılırken yaptıkları konuşmadan ortaya çıkan ifadeler, o ifadelerde KCK operasyonunu yaptıkları için aslında Türkiye'ye büyük fayda sağladıklarına inanan polisleri görebiliyoruz. Akşam da devlet biziz başlığıyla bunu duyurmuş ve Fethullah Gülen yapılanmasının bu dinleme kaydıyla daha somut bir biçimde ortaya çıktığını söylüyor. Bilmiyorum tam öyle midir? Sen ne dersin? Ben bu konuda hiç yorum yapmıyorum. Çok az yorum yapıyorsun Melia. Çok az yorum yapıyorum. Niye? Bu dönemde konuşmak zor mu? Bu dönemde konuşmak zor değil. Ama bu dönemde sap Türkçe ifadeyle sapla samanın, toz dumanın ortalığı kapladığı, bütün bilgilerin manipüle edildiği, hemen herkesin dinlendiği, devlet içinde devletin olduğu bir dönemde doğruyu bulmak gerçekten çok kolay elmas değil. Kadar değerli. Ben gazeteciyim. Gazeteci bulduğu bilgiye değil, doğru bilgiyi ve gerçeği yazmakla
mükelleftir ama önündeki bilgilerle de herhalde bir yorum ve analiz de yapabilir. Şunu yapabilirim. Herkes birbirini dinlemiş bu ülkede. Evet. Ülke ele kevgire dönmüş. Bu nasıl bir iştir yani? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Türkiye'nin biz büyük holding dinleme meselesinde şöyle davranıyoruz. Evet, bir takım kayıtlar geliyor. İşte Akşam Gazetesi de yayınlıyor, başkaları da yayınlıyor. Herkes kendi penceresinden uygun olanı veya siyasi duruşuna göre olanları yayınlıyor. Ben de buna karşıyım biz zaten. Biz ise artı bir de şöyle yapıyoruz. Bakıyoruz, bunun içinde bir yolsuzluk var mı, usulsüzlük var mı, siyasi bir ahlaksızlık var mı? Özel hayatımı ilgilendiriyor yoksa Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Kamuyla ilgili bir şey mi? Ona bakıyoruz. Eğer kamuyla ilgili ise kimin olduğunun hiçbir değeri olmadan bunu yayınlıyoruz. Aynen. Buna ilişkin haber yapıyoruz. Bizim için önemli olan bizi izleyenler, bizimle birlikte Türkiye'deki olayları yorumlayanlar, Türkiye'de ne olduğunu öğrenmeye çalışanlar. Sabah gazetesine geçelim, eski gazetem. Geçelim. Yani ne düşünüyorsun? Geçelim. Son zamanlarda okuduğun zaman merak ediyorum. Çünkü Sabah gazetesi son bir aydır öyle manşetler atıyor ki ben merakla okuyorum. Sabahı şöyle izliyorum. Sabah 1985 yılında doğduğunda bu ülkeye kadınlara, gençlere ve kentlilere hitap etmek üzere kurulmuştu. Daha çok liberal kesimi hedeflemişti. Bugün geldiği noktada Sabah bu okuyucu profilinin çok gerisinde. Kime hitap ediyor şu anda? Kime hitap ettiğini sen anlayabiliyor musun? Sadece ve sadece kızan herkese hitap ediyor. Eğer kızan birileri varsa ya da Fethullah Gülen'e kızıp aynı zamanda hükümete taraftar olanlara hükümete mı hitap ediyor? Yanında olan, hükümeti seven, Fethullah Gülen'e kızan herkesi kucaklayan ne bir gazete bugün? Görünümünde. Madenci mi, mezar soyguncusu mu? Yani bu kadar ağır bir başlık nasıl atılır anlayabilmiş değilim. Hoş başlıklar değil bunlar. Evet. Bir gün utanabiliriz bu başlıklardan. Kim için atıyor bunu? Koza Altın şirketi için. Koza Altın kim? Gülen cemaatinin... Akın İpek. Evet, Akın İpek. Bugün gazetesinin sahibi, Kanal Türk'ün sahibi, Bugün televizyonunun sahibi ve madencilik yapıyor. Fethullah Gülen'e de çok yakın bir isim. Bunu da hiç saklamayan bir isim. Ona diyor ki madenci mi mezar soyguncusu mu? Bu camiada çok ağır da kaçabilecek. Aslında her yerde çok ağır ama bu camiada özellikle çok ağır kaçabilecek bir başlık. Gülenci iş adamının altın hırsı. Koza Altın şirketi Gümüşhane'deki madeni için köyün mezarını dozerlerle alt üst etti. Kemikler poşetlerle taşındı diyor. Dozer fotoğrafı var. Mezar da herhalde. Ben burada araya gireceğim. Evet. Bir saniye. Evet. Ben Sabah'ta yazarken ve bu olaylar patlamadan önce altınla, madencilikle ve altın madenciliği ile ilgili yazılar yazan bir kadın. Evet. Bu konu ilk başladığında da bu savaşın altında altın yatar diye yazan şu kadarcık yazarım ama bütün dosyayı da böyle koymak isterim. Bir kere ben zaten bir gazeteci, çevreci, vatandaş, sorumlu vatandaş olarak Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin böyle altüst edilmesine karşı çıkarken bu başlıklar atılmıyor da şimdi niye atılıyor? Ben de bunun hesabını sorarım. Sabah gazetesine ve Sabah yöneticilerine. Tabii ki ben çevreciyim ben. Ben ülkemi, toprağımı, havamı, suyunu savunan biri olarak tabii ki o altın arama çok spesifik ve özel bir alan. Madenciler içerisinde de ayrı bir noktada ben de bunu sorarım. Niye siz bu kadar her yerin tel tel dökülmesine izin verdiniz? O gün niye sustun da bugün konuşuyorsun? Niye konuşuyorsunuz? 2012 Haziran ayında altın maden arama yetkisinin bir genelgeyle başbakanlığa bağlayıncaya kadar bu felaketi neden seyrettiniz? Orada acaba ne vardı? Bugün ne var? Bunu çok iyi, bu çok hassas bir konudur. Bu işin ve kavganın bam teli altın meselesidir. Altın takası. Yani Başbakan diyor ya patronlarınıza söyleyin. Patronlarınız sorduruyor bu soruyu. Patronlarınız şöyle yapıyor, patronlarınız böyle yapıyor diye gazetecilere biraz da aşağılar ifadeyle konuşuyor. Sabah gazetesi de aslında burada patronlar ne düşünüyor? Onu yapıyor bence. Yani başbakanın paralelinde düşünen bir yayın organı olarak bakmamız lazım. Aslında başbakanın söylemesi gereken gazete veya araması gereken patronlar burada. Bugün gazetesi, biraz medya konuşacağız. Medya aslında epeyce de konuşuyoruz ama medyaya başka bir şekliyle bakmış Bugün gazetesi. Temiz medya ve adil siyaset istiyoruz diyor Bugün gazetesi. Hemen şu Bugün gazetesini şuralardan bulmamız lazım. Ne yapmış bugün? Erhan Başyurt, hükümete yakın gazetelerle kendi gazetesine verilen
ilanları, kimler tarafından? Devlet bankaları tarafından verilen ilanları karşılaştırmış. Karşılaştırmış. Demiş ki 1 Ocak 11 Şubat 2014 tarihleri arasında kamu kurumlarının televizyon reklam kullanımı diyor. Orada Halkbank'ın kullanımını vermiş saniye olarak. A Haber'e 708 saniye, 24 TV'ye 3632 saniye, Show TV'ye 128 saniye, Ülke TV'ye 372 saniye. Türkiye'de başka haber kanalı yok. Var elbette, Habertürk var. Çok yani var. Biz yeni bir kanalız ama en azından burada oturmuş kanallar var. Habertürk var, CNN Türk var, NTV var. Onların bu listede yer almadığını görüyoruz. Ziraat Bankası A Haber 3443 saniye, 24 TV 879 saniye, ATV 801 saniye. Toplamında da Galatasaray TV'ye de bir 75 saniyelik orada bir reklam verilmiş. Jest mi yapılmış? Jest yapılmış. 5198 acaba saniye. Genel müdür Galatasaraylı mı? Emlak Konut'ta A Haber'e vermiş 5000 saniye, 24 TV'ye vermiş 30 saniye. Bence burada kavga çıkmıştır. 24 TV ile A Haber arasında bu kadar bir fark olmasına kızmışlardır. Yani şunu demek istiyor Erhan Başyurt. Aslında o da bugüne kadar söylemiyordu da bugün söylemeye başladı. Siyasi duruşlara göre gazeteleri ve televizyonları ayırıyorsunuz. Aslında haksız bir rekabet ortaya koyuyorsunuz. Kurumları bir şekilde besliyorsunuz. Ama tiraja bakmıyorsunuz, izlenmeye bakmıyorsunuz. Herkes kendi medyasını yaratmaya çalışıyor. Kim iktidarsa kendi medyasını besliyor. Ama kim senin benim bankam üzerinden yapıyor bunu? Yani halka ait olan halka ait olan Ziraat Bankası. Bu ben 35 yıldır gazetecilik yapan yani bu gelmiş bir gazeteciyim. Çok iktidar gördüm, çok başbakan gördüm, çok bakanlar gördüm ve bu bankaların hep kendi yandaşlarına aynen bu şekilde nasıl kullanıldığını gördüm. Dolayısıyla bu kavga yine bir paylaşım kavgası. Yeni bir şey değil. Türkiye yeni paylaşım kavgasında birbirinin gözünü çıkararak, birbirinin yumruk atarak kötü bir dille aslında kavga ediyor. Kavganın adı bu, paylaşım kavgasıdır paylaşım bu. Paylaşım kavgası. Zaman nasıl gazetesi bir kavgaya? Zaman Gazetesi de o paylaşımdan pay alamamanın isyanı içinde TürkSat'la ilgili yeni bir kampanya başlatılmış. Reklam planlamasında kendisi olmadığı için o da kızgın. Herkes kızgın. TürkSat en yüksek tirajlı gazete Zaman'ı reklam planlamasından çıkardı diyor. Bunun bir amaçla yapıldığını, hükümetin özel tasarrufu olduğunu ima ederek söylüyor bunu. Artık cümle alemde biliyor ki hükümetle cemaat arasında çok büyük bir kavga var. O kavganın medya ayaklarında da bunun yansımalarını görüyoruz. Aslında ona çok güzel eden, özetledin Yavuz. Olay bu. Hükümetle hizmet arasındaki kavganın medya ayaklarındaki yansıması. Oysa ben Türkiye'ye bütün bunların dışında bakan bir gazeteciyim. O zaman bunun dışında bakanlar ne yapacak? Türkiye'nin çok daha önemli sorunları var. Türkiye'nin çok daha önemli sorunlarını çözmek için bu sorunları da çözmek lazım. Başka türlü olmaz ki. Ben sana mesela bir tane sorundan bahsedeyim. Siyaset, ekonomi, demokrasi, evet. Yeşil bir bütün. Yeni dünya düzeninde bunlara yer yok. Hep ondan bahsediyoruz ama. Yeni dünya düzeninde gücü ele geçirmek isteyenlerin kavgası var. Asıl onu tartışalım. Ne der küresel düzlemdeki toprak, su, gıda, enerji, çevre üzerinden devam eden rekabeti tartışmıyoruz. Kavga asıl orası. Hayır, işin danasıyla uğraşıyoruz. İleri demokrasi adı altında. İşin anası. Bu yeni bir yüzyıl. Yepyeni bir demokrasi gelecek. Yeni kapitalist düzenin adının ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Ve büyük güçler, dünyayı yöneten güçler belli bölgelerde kaynak paylaşımı yaparken biz kendi bölgemize baktığımızda bize aynen biz içerideki rantın kim tarafından paylaşılacağıyla uğraşıyoruz ama yeni dünya düzeninde sen TRT'den artistik buz patinajı izleyebileceğini düşünüyor musun? Düşünmüyorum zaten. Çok uzun süredir düşünmüyorum. Ama yayınlayacağız demişlerdi biliyorsun. Onlar hep öyle söylerler. Tersini yaparlar. İşte ama Hıncal Uluç gibi isimler var. İzliyorlar ve diyorlar ki umutluydum o kadar tartışmadan sonra yapmadınız bu işi diyor. Ve çok kızgın bir bakalım Hıncal Uluç'a. Hıncal Uluç da daha kızgın konuşsun. Eylem yapsın. Ne yapalım? Türkiye'de herkes eylem yapıyor. Bakalım. Biraz da o gaz yesin. Bakalım bir ne yazmış.
Bunca tartışmadan sonra TRT'nin biraz daha özenli olacağını düşünmüştüm saf saf. Çarşamba akşam üzeri kış oyunlarının en güzel, en izlenen yarışmalarından biri artistik patinaj çiftler vardı ve TRT'nin de sözde olimpiyat yayınlayan iki kanalı TRT HD ve TRT Spor. Ne yayınladılar bilir misiniz? 2,5 saat curling. Bu lafın ne anlama geldiğini bu ülkede kaç kişi bilir o ayrı. Hani altın madalya maçı olsa gene bir derece. Tercihin o olur. Değil. O bile değil. 2,5 saat olimpiyat diye curling yayınlayarak alay etti. Türk milletinin vergileriyle o yayını satın alan, Türk milletinin vergileriyle Soçi'ye tonla eleman gönderen TRT. Ben saf saf bunca kıyamet kopmuşken yayınlamazlık etmezler diyordum hala. Curling bitince banttan buz patenini verirler. Bitti ve TRT Spor olimpiyat yayınlarını bırakıp Almanya'dan futbola geçti. Kahrolası, lanet olası futbola geçti. Kamunun televizyonu olimpiyatı bırakıp. Halbuki bu daha önce konuşuldu. Çok tartışıldı. TRT yalanladı. Niye yayınlamıyorsun? Yani bu kadar kör göze parmak olabilir mi? Artık her şey çok değersizleşti. Her şey değersizleşti. Sokağa çık dedin ya demin. Madem öyle Hıncal Uluş'ta sokağa çıksın. Dün sokağa çıkanlar herkes vardı. Herkes sokakta. Sokağa çıkanlar, ben hep sokaktayım. Dün sokağa çıkanlar vardı ama bir bakalım onlara sokağa neler olmuş. Sokağa çıkanlar alıştı. Gazsız günleri yok. Özgürlük direnişi diyor. Cumhuriyet Gazetesi vermiş. Gerçekten çok enteresan, çok çarpıcı fotoğraflar vardı orada. Bir gazetecinin Ulusal Kanal sanıyorum. Ulusal Kanal ya da Aydınlık Gazetesi'nin bir muhabiri. Ulusal Kanal'ın muhabiri. Tomadan sıkılan suyla bu hale geliyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi o başlığı vermiş. Karşı gazetesi, bizim mahalleye yeni katılan Karşı gazetesi, zalim irade demiş. Başbakanın billboardlarda sağlam irade başlığıyla fotoğrafının bulunduğu ilanlara gönderme yaparak zalim irade diyor. O da yerden ayağa kesilen bir eylemcinin ya da işte gazetecinin fotoğrafıyla vermiş bunu. Hürriyet gazetesi biraz daha ortadan, polis su sıktı, muhabir uçtu diyor. Aynı fotoğrafı kullanmış Hürriyet gazetesi de. Bir de biz, burası Türkiye dedirtecek bir takım haberler var. Onlara ilişkin de birazcık bilgi aktaralım ve yavaş yavaş bitirelim. Onlardan birisi ne? Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl epeydir Şehzade devam Mustafa. Eden. Evet, Şehzade Mustafa meselesi. Şehzade Mustafa'yı babası boğdurttu Kanuni Sultan Süleyman. Bu son bölümde. Sosyal medya yıkıldı. Evet. Herkes yani bunun üzerine yorum yaptı, hemen hemen kullanan herkes. Bugünse şöyle bir haber var. 461 yıl sonra Şehzade'ye yas diyor. Bursa'daki türbesine gidip orada dua edenlerden bahsediyor. 6000 civarında bir ziyaretçi gitmiş boğulduktan sonranın ertesi günü. Türbe tamirattaymış, tadilattaymış ama epey bir sıra oluşmuş kapısında. Posta gazetesinde yine esprili bir yaklaşım var. 461 yıl sonra Türkiye yasta biçiminde. Güzel başlık. Güzel başlık. 461 yıl sonra Türkiye yasta. Muhabir uçuyor, Türkiye yasa muhabir uçuyor. Türkiye yasa değil ama muhabir uçtu zaman. Uçsun diyor. Muhabirler uçabilir, gaz yiyebilir. Dizi filmde. Bir kesim her şey polis dövebilir ama dizide Şehzade boğulunca Türkiye yasa tutar. Evet, onun için ağlanabilir. Ağlanabilir. Güzel bir karşılaştırma oldu. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra bitireceğiz bir demeliyim.